Evet. Şimdi bakın, salatalık kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Mesela hanımlar bunu evlerinde kendileri rahatlıkla yapabilir. Şunu tepe kısmından bıçakla böyle 2-3 santim alttan keseceksiniz ve bunu birbirine Köpürecek. sürteceksiniz. Evet, beyaz bir süt çıkmaya başlayacak. O beyaz sütünüz kırışıklığa karşı cildin tazelenmesi için ve deri altında birikmiş olan toksinleri atmak için birebir. Yani glutadyon S-transferaz dediğimiz, yani detoks vazifesi gören enzimi ne yapıyor? Aktive etmiş oluyor. Bu bir. İkinci bir özelliği var bunun. Hocam İnsanların, hep hanımlar hep hanımlar. Biz yapmayalım mı? ya erkekler de yapsın. Neden? Yani şöyle Erkekler de arada bir yapsın yani. sürmeyelim mi? Öyle bir şey var ya, erkek fazla süt işte süslü Evet. olmaz bilmem ne. Ama toksin dediğiniz için söylüyorum. Yani alıyorsa erkekler de Evet, yapabilir. kırışıklığı da özellikle kırışıklığa karşı, yani yeni başlamışsa salatalık sütünü sürün. Eskiden kozmetiklerin içerisinde vardı. Baktılar ki şimdiki salatalıkları kullanmıyorlar. Niye? Çünkü yerli tohumdan değil, istediği kaliteyi alamıyorlar. Ondan dolayı Hüseyin, bir başka şey, gerçek, orijinal, yerli bir salatalığı tükettiğiniz zaman kan şekerinizi de düşürmeye yarar, yüksek tansiyonu kontrol etmenizde de yardımcıdır. Bunu söylüyorum. Şimdi gelelim salatalığın çok önemli bir özelliğine. O sır nerede saklı? Onun tohumlarında saklı Hüseyin. Salatalık tohumunun o kabuğunu açarsanız, hani çekirdek çitler ya Evet. insanlar, ne bileyim kabak çekirdeği şu bu, ha bunun içini böyle 2-3 gram ezeceksiniz, gayet güzel ezeceksiniz ve bunu yutacaksınız. Üre yüksekliğiniz var ise, üre yüksekliğine karşı mesela böbrek yetmezliği şikayeti olanlar var, üre değeri yüksek olan insanlar var. Bununla çok rahatlıkla düşürebilirler. Onu söyleyelim. Evet. Evet, bunun üstünde daha başka küçük detayları da var, fakat oraya girmiyorum çünkü yolumuz uzun. Uzun.